arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 saat boyunca çocuk reyonundan gireceğim. Bakalım oradaki kıyafetler benim bedenime olacak mı? Çok merak ediyorum. Ama ilk önce arkadaşlar, zaten çocuk reyonundan aldığım bir çantayla bugünümü kombinledim. Bunu bu arada gerçekten Zara'nın çocuk reyonundan almıştım. Kimseye de söylemiyorum. Kimsenin de aklına gidip çocuk reyonuna bakmak gelmez bu arada. Hadi bakalım, gidelim birlikte çocuk reyonundan alışverişe. Arkadaşlar, konseptimize uygun olarak saçlarımı da bu şekilde yaptım. Ve ikinci kadar çocuk reyonuna çıkıyoruz. Arkadaşlar, ilk olarak günlük kombin yapacağız. Sonra spor kombini yapacağız. Sonra uyumak için gece kombini, yani bir pijama kombini yapmam gerekiyor. İlk olarak günlük kombinden başlayalım o zaman. Burada çok güzel elbiseler var. Gördüğünüz gibi bunların 14-15 yaşı varsa bana kesinlikle olur diye düşünüyorum. Ama ben şunu beğendim. Bu arada aşırı aşırı güzel. Hatta Instagram'a bununla post bile çekilebilirim. O kadar beğendim. Çok güzel gözüküyor. Hemen bakalım. Bu arada fiyatı 350 TL. 14-15 yaşında. Şöyle etek boyundan bakacağım ben. Bakıyorum, en uzun olanları en büyük olanlarıdır. Bu da size bir taktik olsun. Beyin bedava. Hiç oyalanmadan hemen en uzun olanını buldum arkadaşlar. Bu hatta bana büyük bile gelir. O zaman ne yapıyoruz? Bir boy küçültüyoruz. Arkadaşlar, bakar mısınız? 9-10 yaş. Ve bence bana bu tam olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi şu anda yorumlara yazın. Bu arada lütfen kanalıma like atın. Çünkü herkes izliyor kanalımı. Ne abone oluyorlar, ne like atıyorlar. Lütfen. Sizin için ben bugün şu kadarcık kıyafetlere girmeye çalışacağım. Her şey sizin için. Lütfen tık, o like butonu patlasın. Arkadaşlar, favori kombinim bu ama bu eteği gördüm. Dedim ki ben bu etekle şöyle bir crop alsam. Bu arada crop'un fiyatı 99 TL. Aynı zamanda eteğin fiyatı da 250 TL'ymiş. Bence bu kombin de harika olur arkadaşlar. Bunun yanına güzel bir çanta ya da şapka da alabilirim. Bunu da beğendim. Bunu da alıyorum ve bunu da deneyelim. Arkadaşlar, burada çok güzel toplar var bu arada. Şaka gibi değil mi? Çocuk reyonu ama o kadar güzel şeyler var ki ve bence 36 beden birine olabilecek bir şey. Bu arada bence çok mantıklı. Bundan sonra çocuk reyonundan alışveriş yapabilirim. Ve tahmin ettiğim gibi de kıyafetler üzerimde küçük durmayacak gibi gözüküyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bayağı büyükler yani. Olur ki baba. Gayet olur. Aa, bu da çok daha güzel duruyor küçük bedeni. Bunları ve bunları aldım günlük kombinim için. Ama bence fikrim değişebilir. Üzerimde beğenmeyebilirim. O yüzden başka kombinlerle bakacağız. Farklı bir reyona geldik arkadaşlar. Bunlar da çok güzeller. Böyle bir kombin de yapılabilir. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Fiyatı 100 TL, 180 TL. Bu kombin de böyle. Bunu da deneyelim mi? Ne dersin? Sen ne dersin? Evet mi? Tamam, evet diyor. Tamam. O zaman bunu da alıyoruz. Bu arada ben gerçekten çok beğendim. Kendim için alışverişe çıkıyor olsam normal bir mağazada bu kadar farklı ürün bulamazdım diye düşünüyorum. Güzel ama bence daha farklı şeyler olmalı deyip arkadaşlar, gece için böyle bir pijama alabilirim bu arada. Çünkü ben istiyorum ki günlük kombin, spor kombinim olsun. Sizle birlikte çocuk reyonundan giyindiğim spor kıyafetlerimle spora da inelim istiyorum. Ve aynı zamanda çocuk reyonundan pijama da istiyorum. Çünkü 24 saat boyunca çocuk reyonundan giyindim videosu için ne yapmam gerekiyor? Uykuyu da çocuk reyonundan giydiğim pijama takımıyla yapmam gerekiyor. Haksız mıyım? Sizin için uğraşıyorum. Bunlar var. Bence bunlar da çok tatlı. Şöyle göstermek istiyorum. Bu krobu, üst krobu. Bu da şortu. Pijamaya gir. Bunlar da olabilir pijama için. Yani büyük bedenini alırsam 10, 11, 12, 13, 15 yaşında alırsam olur. Neden olmasın? Bakar mısınız? Bir tane daha var. Bu da olabilir. O zaman hemen pijamayı mı seçsek, spor kombini? Ya da şuradaki elbiseler bana bir göz kırpıyor. Gelsenize. Bakalım. Tatlı, çok tatlı. Ama sen daha tatlısın. Hemen ne yapıyoruz? Etek boyuna iniyoruz. Bu çok büyük gibi. Bundan bir tık kısayı bulmam lazım yaşıma uygun. Yaşıma uygun derken boyuma uygun diyecektin herhalde. Arkadaşlar, bu da olabilir. Bunu hemen bakalım. Bakalım. 500 TL. Ama yaş 10-11 yaş. Tamam, seni de deneyeceğim. Arkadaşlar, alışverişlerin bilir misiniz bir kuralı vardır. Mankenin üzerinde kıyafeti gördüğünüz zaman bu benim üzerimde de güzel durur diyorsunuz. Manken üzerinde görüyorsunuz çünkü. O zaman bundan da deneyelim diyorum. Buradan hemen beden seçeceğim.
Arkadaşlar hangi pijamayı alsam bilmiyorum. Mavi mi alsam, sarı mı alsam, yine mavi mi alsam, yoksa lila mı alsak arkadaşlar? Bilmiyorum ya. Keşke yanımda olsanız ve bana yardım etseniz gerçekten. Bana en çok hangisi yakışır? Arkadaşlar karar veremiyordum. Şimdi dedim ki elimde hangi renkler var? Elimde sarıya... ve elimde sarıya yakın çok fazla renk var. O zaman lila alalım diyorum ben bu sefer. Mavi de var zaten. Lila alalım. Hadi gelin. Lilalı rengini beğenmedim bu arada. Vazgeçtim, lila almayalım. Umarım tercihlerimden, seçimlerimden mutlusunuzdur. Kameranın başında hayır Sera diğerini alsaydın falan demiyorsunuzdur. Zaten artık çok geç. Muhtemelen ben de aldıktan sonra pişman olmuşumdur zaten. Gidelim denemeye. Selamlar. Efendim. Tabii ki. Ben de tam yakın videosu çekiyorum. Rica ederim. Nasıl olmuş? Böyle bir çantayla da kombinledim. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü bence vücuduma cuk diye oturduğunu düşünüyorum. Ya kendi bedenimde alışveriş yapsam bu kadar oturur muydu? Bilmiyorum arkadaşlar. Benim favori ürünüm, ilk denediğim bu ürün. Yani diğerlerini de deneyeceğim ama bence bugünümü bununla geçirmek isterim ben. Sizler ne düşünüyorsunuz? Hangi ürün favori ise lütfen yorumlara belirtmeyin. Unutmayın. Ben bir diğer kombinimi giymek için kabine dönüyorum. Arkadaşlar olmuyor, şu yakası olmadı yani. Her şey güzel okey ama şurası oturmuyor. Ne yapacağız? Üstümde kaldı, çıkartamıyorum da kıyafeti, giyemiyorum da. En iyisi şu düğmelerin hepsini açık bunu çıkarmak. Giyemiyorum çünkü arkadaşlar. Olmadı çünkü çocuk reyonundaki kıyafetler bana. Ne yapacağız? Yolda keşke burada olsaydınız, fikir verirdiniz gerçekten. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Bence boy, model olarak, her şey olarak harika ama şu bölge oturmadığı için güzel durmuyor. Yani şuranın benim şuramda olması lazımdı. O yüzden güzel oturmuyor ama bence gayet güzel. Ben yine bunu da beğendim. Siz de lütfen puanlara yazın. Ama benim aklım hala şunlarda arkadaşlar. Burası da efsane dağıldı. Çünkü sığamıyorum hiçbir kıyafete. Arkadaşlar maalesef ki her kıyafet bana olmadığı için bir mağaza değişikliği yapacağım. Bu kombini alıyorum ve güne bu kombinle devam edeceğim. Ve pijamaları da alıyorum ama şu an denemeyeceğim. Arkadaşlar 24 saat boyunca çocuk reyonundan giyindim videom için. 24 saat boyunca üzerimde olacak çocuk reyonundan aldığım kombinim. Arkadaşlar şimdi başka bir mağazaya gidip yeniden kıyafetleri deneyeceğiz. Oradan da yeni kombinler alacağız. Diğer mağazalara gidiyoruz. Hadi bakalım. Yeni mağazaya geldik arkadaşlar. Bakalım burada neler bulacağız. Ben buradan çok mutluyum çünkü çantamı buradan almıştım dediğim gibi daha önceden. Şimdi bakalım neler alacağız. Aa, çocuklar için çok iddialı. Benim için de öyle. Bu arada ben de çok beğendim. Bunu alabilirim. Ama şu anki kombinime uymuyor. Belki buna uygun bir elbise buluruz. Ama sizi en güzel köşeye götürmek istiyorum. Kıyafetleri kaldırmışlar. Bikini eklemişler. Üzdü. Her zaman alışveriş yaptığım yerde istediğim şeyleri bulamayınca ben. Arkadaşlar böyle kombinler gördüm. Çok iyi. Bu arada üzerimdeki kıyafetin yaşı 9'muş. 9-10. 9-10. Ama benim yaş... Hadi bakalım. Bunlar çok güzel ama ben görünce aşık olmalık bir şey istiyorum. Geriye ne kaldı? Sadece spor kombinim kaldı. O yüzden spor kombini bulmalıyım. Arkadaşlar eşortman takımı harika. Ama daha güzel bir şey gördüm. Çok güzel değil mi? Bunu çok beğendim. Bu olabilir arkadaşlar. Ama üzerime olur mu bilmiyorum. Biraz hüsranla karşılaştık açıkçası diğer mağazada. Evet işte bunlar. Bunlar çok 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 güzel olabilir. Ama biz spor kombini arıyorduk. Aşık oldum. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çok çok güzel. Bunu alabilir miyim acaba bilmiyorum. Fiyatına bakacağım. 800 TL. Bunu alabilirim ama her yerde takar mıyım onu bilmiyorum.
geliyor. Bir de içim rahat etmedi. Almam dedim ama aldım. Aldatmam dedin, aldattım. Bu arkadaşlar bakın benim buradan aldığım çanta demiştim ya. Şurada. Bir tane kalmış. Aman kimse almasın. Çünkü bana özel. Bana özel kaldı. Arkadaşlar ben ürünlerimi aldım deniyorum. Bu arada ne demiştim? Spor kombin demiştim ama spor kombini almayıp yine böyle büyük kombinlere kaydı aklım. Ne yapacağım arkadaşlar bilmiyorum ama olsun bunlar daha güzel. Bugün de spora gitmem. Arkadaşlar nasıl olmuşum? Bence çok güzel durdu. Eteğim duruşumu sevdim. Ve tam oldu vücuduma. Nasıl bu kadar olabiliyor? Şeyi söyle Yağmur'a. Kaç yaş bu? 11 ay. 11 12 mi? Ama eteğin duruşu çok iyi. Ben bir şey göstermiyorum. Hoppa! Arkadaşlar en beğendiğim kombi. Nasıl olmuş? Bu arada çok 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 iyi duruyor. Bunu kesinlikle almak istiyorum. Çocuk reyonu falan değil bu arada. Gerçek yani çocuk reyonu ama dersin ki çocuk reyonundan değil de başka bir yerden alınmış gibi. O kadar güzel ki. Ya kimse inandıramazsınız bu arada. Buranın bunu çocuk reyonundan aldığıma. Sanırım çocuk reyonundan arkadaşlar. Yazın böyle akşamüstü hava eserken, arkadaşlarına sahile giderken giyebileceğin çok ferah bir şey bu arada. İçi o kadar hava alıyor ki. Asla sıcak tutmuyor beni. Ben çok beğendim. Niye bunu pazarlıyormuş gibi hissediyorum kendimi? Bilmiyorum ama çok beğendim çünkü. Arkadaşlar AVM kapanıyor. Şu anda gördüğünüz gibi herkes böyle kepenklerini indirdi. Ben ne yaptım? Bütün gün boyunca gezdim, dolaştım. Çocuk reyonundan aldığım çantam ve çocuk reyonunda giyindiğim kombinim ve Zara çocuktan da o kombini aldım arkadaşlar. Şimdi eve gidip ne yapmam gerekiyor benim? Günü çocuk reyonundan giyinmiş bir şekilde bitirmem gerekiyor. Pijamaları giyip uyumam gerekiyor. O zaman hadi gidelim. AVM kapandı artık. Ey ya arkadaşlar eve geldim sonunda. Bu arada herkes kombinimi o kadar çok beğendi ki. Yani gören herkes Sera çok yakışmış diyor. Böyle bir story paylaştım. Ve herkes üzerindeki o kadar güzel, üzerindeki o kadar güzel ki yazmış. Ama bu çocuk reyonundan alınmış. Arada bir çocuk reyonundan alışveriş yapma sırrımı kimseyle paylaşmak istemiyorum. Ama gel gör ki bugün bu bana güzel bir içerik oldu. Şimdi ne yapıyorum? Defacto'dan aldığım 8-9 yaş pijamalarımı giyeceğim ve artık uyku moduna geçeceğim. Çünkü gece oldu. 24 saatimi tamamlamış bulunuyorum arkadaşlar. Takımdı zaten bu. Evet göstereyim. 8-9 yaş. Bu da 8-9 yaş. Pijamalarımı giyiyorum ve günü artık bitiriyoruz. 10 minutes later. Ey yo ben geldim arkadaşlar. Üst böyle durdu. Tamam mı? Ne bekliyorsun ki 8-9 yaş sarıcığım? Etiketini de hala çıkartmadım. Ya siz niye beni izliyorsunuz burada mesela? Ha? Sen neden beni izliyorsun annem? Neden buradasınız? Arkadaşlar, Dalin koydum adını. Bir tanemin. Sizlere sormuştum, birlikte karar vermiştik. Yine mi suratımda uyuyacaksın? Kurban olurum. Ama olmaz. Benim kızım da kıskanabilir. Gel. Hayır. Benim kızım kıskanıyor ama kızım kucağa gelmeyi sevmediği için kucağıma alamıyorum genelde. Pijamam bu şekilde. Bence ya bana tam oldu. Ben bu aralar zayıflıyorum zaten. 1 kilo versem iyice tam olur diye düşünüyorum. Ya da 10-11 yaş mı alsaydım diye düşündüm. Ama çok da 13-14 yaş almak istemedim ki. 13-14 yaş bence teenager arkadaşlar. Yani ergenlik yaşları olarak adlandırıyorum. O yüzden ben daha çok 9-10-11-12 almaya çalıştım. Ama bence gayet güzel, tatlı oldu. Diyorum ve artık arkadaşlar. Sizi seviyorum. 24 saatimiz dolmak üzere. İyi geceler diyorum ve bay bay. Ve arkadaşlar 24 saatimizi bu şekilde tamamlamış olacağız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı sakın unutmayın. Sizi seviyorum ve bir sonraki videoda görüşürüz.